bol bol güneşli bir Samsun sabahından günaydın demek istiyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Kalp kalp kalp. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi evet, ne yapıyoruz? Hanife'yi alıyoruz. Birlikte sokak lezzetleri var. Şurada göreceksiniz. Sokak lezzetleri var. Oraya gidiyoruz. Balık ekmek varmış. Ondan sonra çiğ köfte, kokoreç. Daha sonrasında işte bakacağız neler var neler yok. Şimdiki aldığım duyumlara göre bunlar var. Tabii ben balık ekmekçi olduğum için balık ekmek almayı tercih edeceğim. Kokoreç almayacağım. Siz de benimle birlikte geliyorsunuz. Hadi bakalım neler oluyor. Birlikte görelim. Kozmopolitan bir şehir olduğu için sürekli Anadolu yöresi, işte kitap festivali, zaten Samsun'da bir festival oldu halihazırda. Bir sürü etkinlikler oluyor. O yüzden bir de sezon sonu yaza yeni giriş bir zaman olduğu için, yaza merhaba dönemi olduğu için sürekli bir etkinlik oluyor. Ben de elimden geldiği kadar sizinle birlikte bu etkinlikleri tanıtmayı istiyorum. Şehrimizi tanıtmayı istiyorum. Çünkü burası gerçekten gez bitmeyen, hem tarihi hem kültürel açıdan çok fazla zenginlikleri olan bir memleket. Umarım siz de bir gün gelirsiniz, yolunuz düşer. Misafiriniz geldiğinde de götürebilirsiniz. Ufak tefek böyle lokasyonları göstermeye çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Alışveriş videomu beğendiniz mi? Çok güzel olmadı mı? Çok güzel ürünler var. Gerçekten inanılmaz harika ürünler var. Piyaza AVM'den bahsediyorum. Tabii o da çok güzeldi. Tabii ki sayfamda tarifleri de bulabilirsiniz. Tariflere de lütfen göz atmayı unutmayın. Çünkü çok güzel tarifler var. Biliyorsunuz eğitimli bir ustayım, şefim. O yüzden yaptığım tariflere güvenebilirsiniz ve reçeteleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çünkü hepsini zaten yayınlamadan önce birkaç kez direkt mutlaka yapıyorum. Bunu gözden lütfen kaçırmayın çünkü emek veriyorum. Böyle tarifleri de göz atmanızı tavsiye ederim. Bu sıralar bayağı bir vlog yaptım. Çünkü çok fazla tarif yaptım. O yüzden bu sıra bir blokla geçecek gibi görünüyor. Şimdi trafik biraz yoğun, yola devam ediyorum. Evet, herkese tekrar merhabalar. Yine Samsun'dayız, Marina'dayız. Marina'da sokak lezzetlerinin olduğu bir bölgeye geldik şimdi. Burada bazı ürünler var. Çiğ köftemiz var, ballı kaymak var. Kokoreç var, balık ekmek var. Onların tadına bakacağız. Önce bir gezelim. Daha sonrasında da ne yiyeceğimize karar veririz. Hani bir güzellik. Evet, hadi başlayalım. Hani bir de burada bizimle. Ama biz aslında bugün çok rüzgarlı ama yine de. İşte burada kokoreççimiz var. Midye dolma. Evet. Sevenlere. Yani sen de bir görün. Yani şey yapın. Merhaba, kolay gelsin. Kokoreççimiz burada. Çekim yapabilir miyim? Merhaba. 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 Gördüğünüz şey sebze tavuğu. Aynen. Lezzetli. Bir şey mi yapılıyorsunuz? Bir de tekrar yapıp ben de halka, çekim veriyorum. Halka değil mi? Tekrar yapıp halka yaparlar. Çantına üstünü yapacağız. Bu İstanbul usulü. O teker de var. Evet. Ankara usulü incir fare de var. Bizim usulü kalın kıyım sade var. Her sizin tercihiniz neyse o.
Yani kokular müthiş. Kokular, baharat kokuları geliyor. Evet, her devam şey ediyoruz. Kolay gelsin. Herkes, kolay gelsin. Evet, Fuat burada Bey. Da masalar var. Rahatça oturabilmeniz için. Abi çek up o işte. Evet, benim gönlüm Bolu Kızgara yemekten yana ama vallahi ben oraya geçmem lazım o zaman. Az bekle. Bolu Kızgara'yı ise burası yıkılıyor. Burayı çekmen lazım. Evet, orayı içeriden de alabiliriz. Ama i̇çeriden alabilir miyiz? Az bekle, beni de çek. Evet. Önemli olan benim adım Soğan. Evet. Evet. Ezgi'cim, evet, şefimizle birlikte. Öyle mi? Evet. Ben de bu arada ustayım, ben de çevirebilirim. Buyur o zaman, hemen başta işe. Hemen eldiven tak, eldiven. Buraya eldiven süzgün alasın. Eldiven takırsa, eldiven takırsa. Buyur lan. Ooo, çıtır çıtır. Evet abla, gel abla. Balık ekmek abla, yarım ekmek, çeyrek. Hangisi konuşalım? Ne yapıyorum anlamadım. Soğanlı bir tane. Soğanlı. Soğan tostumuz var, soğanlı. Ne var acaba? Bir tane ekmek var. Kaç ekmek diyoruz? Yarım ekmek. Bu yarım ekmek. Ben çekeyim şöyle. Afiyet olsun. Suat ustamız zaten meşhur. Samsun'un en ünlü balıkçılarından birisi. Bir tane çek. Soğanlı. Yap abla. Yap yap yap. Fatih Bey bir tane soğanlı beyefendinin herhalde. Soğan, turşu, şart. Neden soğan? Yani ben şimdi balık yiyince soğan da yemek isterim yani. Sumak falan yapıyor musunuz? Sumak yok. Sadece neydi? Soğan. Soğan. Sarap falan bir şey yok. Hiçbir şey yok. Şey var, marul var sadece. Aaa. Nasıl? Nasıl? İnsanlar ne diyorlar? Sanırım onların var. Daha ne baba gündüz daha mı oluyor? Tamam söyle olsun. Akşam üzeri oturacak yer bulamadık. Vallahi biz. Gelen erken gelsin. Erkenden gelin. Sandalyenizi alın gelin. Sandalyenizi alın gelin. Evet, sandalye sıkıntımız var. Herkes sandalyesini alsın gelsin. Sandalyesini alsın gelsin. Ben eldivenleri çıkarttım. İki tane az soğan var. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben yalnız bir ekmek şey istiyorum. Buradan alabiliriz. İki tane soğanlı veriyoruz. Benim hayatım şu an yanına gelince açlık çöktü. Öyle bir kokuyor. Sen soğanlı mı yiyeceksin? Evet, soğanlı ekmeğin içi alınmış. Ekmeğin içi alınmış. Ahmet Bey, iki soğanlı. Nasıl? Orada da çiğ köfte var. Sen, balıkları söyleyelim. Çekeriz. Çok güzel ya. İlla her zaman kafeye gidecek diye bir şey yok. Sokak lezzetlerimizin de tadına bakalım. Hem esnafa da destek olmuş olalım. Fiyatları da söyleyeyim. 120 lira. Yanında ne var? Turşu suyu, şalgam vesaire. Yanında deme. Yanında hayır hayır. Ayrı yükten. Turşu suyu var, ayran var, kola var, fanta var. Ayrı yükten ödüyoruz onu. Tamam. Turşu suyu da deneyelim mi? Olur. Sen içmiştin. Valla turşu suyu tavsiye ederim. Çok iyi. Acılı çok güzeldi. Acılı tavsiye ederim. Acılı mı? Çok mu acılı? Nasıl? Ne kadar acısı var? Yani biraz acılı. O zaman ben acı değilim. Ben normal. Acısı.
ben ekmeği yemediğim için kırmak zorundayım. Soğanı yiyeceğiz. Evet, yapacak bir şey yok maalesef. Evet. Bana da sıkmış oldun zaten evet. Şu an. Limonu sıktık. Tamamdır. Afiyet olsun. Rüzgara kaldı. Rüzgara kaldı. Ay çok güzel. Ben var ya balığa bayılıyorum. Sen et mi balık mı? Balık daha iyi bence. Bence de balık daha iyi. Ekmeğin hiç alınmış mı? Alınmış. Alınmayan kısmını da ben aldım. Çok lezzetli. Var ya bu yenmek için buraya gelinir. Değil mi? Evet. Pardon. Şimdi direkt sana bakıyorum. Osurabilir. Kedilerin tepkisi belli olmuyor. Lezzetli ya. Hangi balığı yapıyorlar acaba? Iskın mı? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Şimdi biz buraya bir günde kuzu kelle söğüş deneyelim. Merhaba, kolay gelsin. Hayırlı olsun. Biz de vlog çekiyoruz. Ama şey, bugün artık balık ekmek yedik. Başka bir günde zaten geliyoruz. Şey gibi, bunlar reklam ihtiyacı. Evet, çünkü Samsun'da herkes kafe kapı, vagon kapı şubesi var mı? Yok, böyle karavan. Benim videomu bana çok atın. Güzel bir tamam. Sırf buraya ne yiyelim? Kuzu kelle söğüş. Kelle söğüş. Evet, biz bir gün Hanife senle kelle söğüş yemeye gidelim. Evet, söğüşü ben de merak ediyorum. Tamam, geleceğiz. Teşekkür ederiz. Süreyi evet. İzmir kubru, köfte, İzmir. Evet, kuzu kendi. Balık yedik çünkü balık ekmek de hani çok nadir olan şey olduğu için. Onu yapalım dedik. Sonra ustamıza geldik. Ustamız da geldi. Elinize sağlık usta. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sağ ol. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Numaramı aldı Atönü Bağ. Çekim bitsin alacağım ben. Tabii. Hoş geldiniz. Kemal Bey. Hemen hanımlara güzel bir İstanbul yapalım. Konumu gibi bak. Ben almayacağım ben. Sen al. Yemeyecek misiniz? Ben almayacağım. Tatlı var. Çıkar var tatlı var. Ya burası çok keyifli bir yermiş. Ben aslında köye çok yakın oturuyorum. Tavsan'dayım. Öyle mi? Buraya biz geliriz yani. Ben Ocakayı'na geldim. Öyle mi? Ocaktan beri buradayım. Hmm. Arkadaşlar da ile geldi. 15 gün oldu. Yine yüzü gelen var. Nasıl görmedik ya? Gece sezon başları. Bakalım. Ben şimdi şu kova gelen yanına şey koyacağım. Karavanda aldım. Ha. Oraya vitamin bar yapıyorum. Mükemmel gözlemeler ve semaver çay. Yeni jenerasyonu da düşünün. Smoothie falan da koyuyor. Evet, smoothie. Yani smoothie bonlar değil de smoothie içecek olabilir. Çünkü burada insanlar burada yok. Yani. Aynen. İçecek olabilir. Ben bu arada şeyim. Usta olduğum için. Değil mi? Hani şey yapıyorum bunları. Usta ile konuşmak zor. Şimdi soğuk ama kahve. Ama şey falan olan smoothie. Belki onlar çekeceğiz ama smoothie yok. Ya asıl şey şeydi yani. Gözleme yok. Çok güzel. Geliyorum. Güzel sohbetinizi aldım.
de hani şimdi bir kapitalizmin oyunlarında gelmeyelim artık. Hani yani. Sokak lezzetleri daha doğal, daha organik ne olduğunu görelim. Yani o da var, o da var. Onlar da işte daha ekonomik. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi isim vermeyeceğim, olmaz. Bir tek kişi yemek yemeye gidiyoruz. 400-500-600 lira. Aynen yani ne yedik? Olmadık. Keyif almadık. En azından burada ne yediğini görüyorsun. Yani içerken görüyorsun. Tabii hem de esnada da katkı oluyor. Yani. Hem de temiz hava almış oluyoruz. Aynen öyle. Yani deniz havası. Yani kullanmadığımız mekanın ücretini ödememiş oluyoruz. Kesinlikle. Aslında bir de öyle bir şey. Artık bir daha bekletme çeyrek ekmek. Çeyrek kapalım hanımefendiye. Beğenirse inşallah beğenecek. Umut ediyorum. Başka bir gün sadece kokoreç için geldi. Beklerim. Evet. Başka bir günde sadece kuzu kelle ne yiyecektik? Söğüş. Ben söğüşü de merak ediyorum. Ben söğüşü ama yatağı istemiyorum. Gözünün yağını yiyeyim. O işte. Gözünün yağını yiyeyim o işte. Onu bir siz anlatsanıza merak edin. Kuzu bekliyorum ben. Bir de sizden dinleyelim ama onu. Biliyorsanız hikayeyi. Şimdi tam olarak bilmiyorum tabii ama kuzu çekeyim. Gözünün yağını yiyeyim lafı oradan çıkmadı. Kelleyi ayırırlar, yerler. O gözünün altında bir yağ vardır. Ama o çok lezzetli olur. O çok lezzetli olur. Yani. Diyorlar ki ben de yemedim hiç. Bilip bilip yani koyuyorlar bize. Keyif alacağım ben keyif. Hadi ki bana. Biz oluyor musun? Hadi yanında beyin sağlığımız yeriz. Bir su alabilir miyiz? Tabii. Evet, duman üstünde. Ya İstanbul'da, Orta İstanbul'da deli kuyruk var. Evet, acayip. Otobüsler nasıl kuyrukta bekliyorlar. Evet. Ama bütün konuşmalar var yani. Diyoruz ki İstanbul'da. Burası İstanbul'u geçecek, geçecek. İstanbul'u geçecek. Biraz uzak durun isterseniz. Burada var ya, duramaz. Aman Allah'ım. Sıradan o turistlerimizden. Abi tabii duramaz. tabii yani mümkün değil. Şu alan komple dolmuş. Evet. İnanılmaz bir reklam var. Zaten tur rehberleri de götürüp orada yediriyorlar. Ama bizim Samsunlu, ben şimdi Samsunlulukları çekiyorum. Şöyle bir şey var. İnsanlar sadece pide yiyip gidiyorlar. Başka ne kültürüne bakıyorlar, ne bir şeyine, bir sürü yer çekiyorlar. Sadece maalesef pide yiyip gidiyorlar. Sadece pide yiyip gidiyorlar. Bu kadar. Bir sürü zannemiz var yani. Kokoreçme ben. Evet. Genelde çiğ nereden de alalım? Evet, ilk defa şu an kokoreç yiyeceğim. Nasıl olacak bakalım. Nasıl, beğendik mi? Güzelmiş. Güzel. Neşeli kokoreç. Evet, doğru. Teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Sağ olun. Güzelmiş. Bekleriz. Gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Aferin olsun. Lezzetlerin olduğu yer Marina tarafı, Kolombiya kafe falan var. Buralar yeni gelişmekte olan yerler. Bakın böyle. Evet, bizim gittiğimiz yer şurası, tam yol ayrımının olduğu yerde. Bakın Comegana falan da var. Burada da kurtarma ekibinin böyle bir etkinliği var. Çadırlar kurulmuş. Biz şimdi aşağıya doğru gideceğiz. Ama bir şey söyleyeceğim. Burası nasıl güzel bir yer ya. Bakın burada da böyle bir arama kurtarma bu arama kurtarma ekibinin bir çalışması. Çadırlar kurulmuş. İnan öyle şekerim. Ondan sonra süreç zaten konuşma. Artık ben çok bardak getirdim. Ama onunla çay içeriz. Olsun, hem kahve içecek hem çay içecek.
Çayın demlenmesi var işte. Bir 5 dakika beklememiz lazım. Bu arada kahvemizi içelim. Ama nasıldı ya? Çok hoşuma gitti. Ben sana şöyle yan kaldım ya. Ah, azıcık geri gideyim. Güneş tam böyle sırtını verin diyor güneşe diyor. Ben de tam sana sırtını verdim güneşe. Oh, gel tam da güneşi kapattım gördün mü? Oh mis. Alsana. İstersen şu ikisini alsan. Şükür ederim. Ellerine sağlık. Evet. Şöyle ters ışığa karşı gösterelim kahveyi de. Ben de. Kızlar da bizi çağırıyor. Kim? Orada şey vardı ya. Kuzu. Kuruş yapanlar. Ha. Onlar da çağırıyor. Bir günü denemeye onlara gideriz. Hı. Tam bir günde onlara geliriz. Ne olmuş ki? Bize şey olsun. Yani sonuçta biz ücretini ödeyip yiyoruz kimsenin. Tabii canım. Aynen öyle. Şekerim. Şükür. Ah oh, keyifler şükür. Mis gibi ya. Asiye bugün geliyor. Akşam. Şeye de onunla geliriz işte. Söğüş'e mi? Evet. Evet. Gerçi yer mi sence Söğüş'e? Hayatta yemez. Asla. Asiye, Asiye şeye geçti ama. Asla. Vejeteryanına geçti. Ben şu kokoreçi denedim Söğüş'e ya. Söğüş'e o zaman Hasan Hoca'yı çağıralım. Biz videoya çekelim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda ilk defa kokoreçin tadına baktım. Nasıl? Değişikti. Yani değişik. Aslında ne biliyor musun? Onu yediğin şeye katılan baharatlar aslında etin aldığı bir tat yok yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aynen öyle zaten. Şu an öyle bilim adamları deneyler yapıyor. Daha şu an et tüketimi olmasın diye hayvan kalmayacak ya ileriki süreçlerde evet, büyük beş hayvan. Bazı ürünlerin üzerine baharatlarla sen aslında et yediğini sanıyorsun. Gerçekten. Sen et yediğini sanıyorsun ama et yemiyorsun. Aslında o baharatla tatlandırılmış düşünsene. Evet şimdi zaten şey var. Soya fasulyeden mi yapılıyor? Soya kıyması var soya mesela. Soya var. Ya Çinliler soyadan neler yapıyorlar? Evet ya? Evet. Soyadan kıyma yapmışlar. Bir eskiden onu denemiştim. Yani böyle nasıl diyeyim? Baharat katmazsan hiçbir şey değil. Yani onun yerine bulgur yemeyi tercih ederim yani. Aslında kinoa yiyeceksin biliyor musun? Bu kinoa astronotlar aç kalmam için kinoa yiyorlar biliyor musun? Çok kinoa tutuyor. Da şeyde denk geldim. Bim'de denk geldim. 15'li paket yapmışlar. Bir paketi suya koyuyorsun bir bardak. Ha şişiyor. Bim'de iki kere için diyorlar. Bugün işte zaten ikinci öğünü yememiştim. Yemek yeme ihtiyacım da gelmedi yani. İşte astronotları yapıyorlar. Onlardan köfte yapıyorlar. Sonra akşam aklıma geldi gece 10 falan. Ay ben bir yemek yedim mi acaba diye falan. Ya öyle bir tokluk hissi vardı.
lezzetleri, vlogumuzu beğenmişsinizdir. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer Samsun'a gelirseniz Samsun'daki Marina'da bulunan açılmış olan sokak lezzetleri bölümüne gelip orada lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hanifeciğim sen de. Hoşça kalın. Biz burada sohbet etmeye devam ediyoruz. Görüşmek üzere. İnsanlar deniz kenarına geliyor. Aynen. Bizim Antalya'ya ihtiyacımız yok. Antalya biziz. Bak bu çocuk bisiklet sürüyor buyurmuş.